İnatçı serimizin 94. videosuna hoş geldiniz dostlar. Bu videoda uzun zamandır merak edip hiç yapmaya fırsat bulamadığım bir şey yapacağız. Üstümde 1000 tane mana potu, 1000 tane HP potu var ve hiç para yok. Bu iki pottan herhangi bir tanesi bitene kadar ben farm atacağım, etkinliklere gireceğim. Kristal, Inferno'yu bulabildiğimiz bütün etkinliklere giriyoruz. Topluluk farmları, solo farmları hiç fark etmez. Bu potlardan herhangi bir tanesi bitene kadar toplamda kaç para kazanıyoruz? Bunu test edeceğiz. Şimdi videomuz kristal etkinliğiyle başlasın. Kristal etkinliğini hem kazanmak istiyorum hem de potlarımdan tasarruf yapmak istiyorum dostlar. 26'ya 33 geri planda oynuyoruz. Ufak tefek battle point kazanıyoruz ama bakın 964 mana, 993 HP potu kaldı. Bu bizim için pek iyi değil. Bir etkinliği bu kadar pot harcıyorsam kazanmak zorundayım. Aksi düşünülemez. Direkt cepten gider. Maalesef ki kristal etkinliğini kaybettik. Çok fazla zaman kaybedecek lüksümüz yok. Burada 10-15 dakika Inferno'ya kadar kısa da olsa bir süreye sahibiz. Üstümüze bir coin bile olmadığı için bu zamanımızı flame rocklarda hemen değerlendirmek istedim. Normal şartlarda bu falcon itemini kırarım ama üstümdeki para tam kırmaya yetiyor. En azından bir 300-500k ya da 1000 civarında nakit para yapalım üstümüzde. Sağa sola teleport olacağız. Adrenalin alacağız, kür alacağız. Bu tip zaruri ihtiyaçlar için ufak miktarda da olsa bir paraya ihtiyacımız var. Ya ama var ya, bu işin rengini çok fazla değiştirdi. Abi vixen attı lan. Hiç beklediğim bir drop değildi. Biraz çöp kasmaya gelmişimdir ve vixen atmıştır. Bu kafadan direkt 5M kazandırdı bize zaten. Bir de böyle ufak tefek değerli itemleri bankada toplayacağım. Direkt şeye vermeyeceğiz. Plakete vermeyeceğiz satması için. En son pot bittiğinde değerlendiririz. Oha! Oğlum ikinci vixen'i attı. İşler çığırından çıktı. Ben Inferno'ya girmem ha böyle giderse. Ne oluyor lan? Millet bu videoyu şimdi direkt flame rock öldürmeye gelecek. Bir saat uğraşırsan öyle bir tane bile atmaz. Aa oğlum, potların parası çıktı bile lan. Direkt 1000 tane mana potunun oyun mantığında parası çıktı bile. Bu ikisi 10 mey yapıyor. Olaylara bak. Büyük yaratık farmıyla ne uğraşıyorsun? Gel burada kes akşama kadar flame rock. Ama maalesef Skadi her zaman aynı işleri yapamıyor. Ben bilsem bir günde burada 50 tane vixen çıkartacağım. Gene de yapamam abi. Sıkılıyorum. Silahın RP'si geldi. Flame rock, seni saygıyla selamlıyorum. Üstümüzdeki çöpleri satıp Inferno için bekleyişe geçiyoruz. Çöplerden gelen para sayesinde 1.5 M'ye ulaştık bile. 2 tane de Vixen var ki onlar zaten Headshot değerinde. Şöyle minik RP'leri yapalım. Teleport paramız oldu. Ufaktan potlar geldi. Daha 900'ün altına düşmedik. Potlarımız hala direniyor. Ve şu Vixen'leri bankanın birinci sayfasına koyalım. Falcon'u da koyalım. Bunu en son kırdırırız. Biraz paramızın ne olduğunu görelim de. Bu potları kastığımız paraya dahil etmiyoruz. Onlar öyle bankada birikecek. Çıkarttığımız değerli eşyalar burada duracak. Bu değerli eşyaların arasına basic defans ve atak skorlarını da katacağım. Kastığımı böyle bankaya koyarım. Üstümde tutmam onları. Bakalım ne gelecek. Ve Inferno'ya katıldık. Çok garip bir durumda demonesi %1 de bıraktık. Bir şey niyetim varsa ve şansın da bunu destekliyorsa sadece 15 dakikalık kısa bir sürede 2000 X potun parasını çok rahat çıkartabildiğimizi şu anda gösteriyorum dostlar size. Bu parti demonesi de keser gibime geliyor. Zamanı ve vakti satın alabilecek potansiyelde bir ekiple Inferno'ya denk geldik. Muhtemelen hiç zaman kaybetmeyip demonesi saniyeler içinde eriteceğiz. Son zamanlarda denk geldiğim en vahşi parti diyebilirim. Adamları da budadılar. Demonesi de kestiler. Gene ben 3 tane 10x kristaller ayrıldım. Ayrıca yapacak olduğum bir şey daha var. Herhangi bir kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için şu bankamda daha önceden çıkartmış olduğum şeyleri plakete vereceğiz. Bu 10x kristal veren bu videoya dahil şeyler değildi. Bankamda duruyordu. Üstümde bir tane 10x var. Aktyon asumuzda 2 tane var. Şunları bir hemen yerleştirip kafa karışıklığına sebebiyet vermeyelim. Şimdi oldu. Hiçbir şekilde karışıklık olmayacak. Üstümüzdeki kristalleri bankaya koyduk. Şu aktyon asudan da alalım.
Totel de Inferno'dan 3 tane Onyx, bir tane yeşil gelmişti. Onları da şu Vixenlerin yanına koyalım abi. 1000 tane mana pot ve HP potun bitene kadar kasacak olduğumuz şeyler burada toplanacak. Bu ikinci sayfayla hiçbir işimiz yok. Hatta olayı daha da resmiyete kavuşturmak için üstümdeki bütün basic atak ve defans skrulları da plakete veriyorum. Ben kendim kasarım. Potlar bittiğinde üstümde kalanlar kar olarak kenarda dursun. Hiçbir şekilde bu olaylara karışıklık vermiyoruz. Çok merak ediyorum çünkü işin ucunda ne kadar para kazanacağız. Şansımız vardı. 15 dakikada bütün potların masrafını aslında çıkarttık. Her zaman böyle olmaz. Bu bize denk geldi. Önemli olan coin olarak kaç para geleceği. Bugünkü şartlarda oyun parasıyla 1000 tane HP, 1000 tane mana potu 17M para yapıyor. Nakit olarak bize 17M kazandırır mı? Yanında gelenler ekstradan kar mı olacak? Çok merak ediyorum. Bu iş öyle bir iş ki saat 9'u çeyrek geçe klan zindanı var. Hiçbir şekilde zaman kaybetmiyorum. Bakın Black Mummy'de bir tane defans skrullumu çıkarttım bile. Vakit nakittir abi. Vakit nakittir. Elimizden geldiğince çok hızlı farm atarak bu potlardan herhangi bir tanesini bitireceğiz. Kısa bir farmın kârı diyebilir miyiz? Bir tane Epic Apre Skrull çıkarttık. Klan zindanını açtılar. Tabii ki oraya desteğimiz olacaktır. Zamandan tasarrufumuz olsun. Çöplerimizi satalım. 712k para geldi. Hiç zaman kaybetmeden Epic'i de değerli ve kıymetli eşyalar bölümüne koyduğumuza göre klan zindanından ne çıkıyor? Bugün var mı bir drop'umuz dostlar? Var. Warlock, Earring, Dawnbringer, Golden Bar, Silver Bar. Gayet güzel abi. Warlock, Earring'de bir şey atmış olması bile yeterli benim için. Günlük giriş etkinliklerinden gelen HP ve defans skrullar vardı. Ulan nerede basacağım diyordum bunları. Tam da bu farmlara nasipmiş. 2500'e 300 defans bassak bu slot için anlamsız kalıyordu. 1500'e 250 bedavadan havadan gelen şeyleri severiz. Black Mummy farmında 10 tane defans, 5 tane atak skrull çıkarttık. Zaruri ihtiyaçlarımızı kasacak pozisyona geldik bile. Backlerimiz doldu sayılabilir. Üstümüz dolana kadar bu slotta devam edeceğiz. Bir tane de haricen Epic Apre skrullumuzu aldık. Bu da çok tatlı bir görüntüye ve hissiyata sahip bir itemdir. Backler dolduğuna göre bütün üstümüz dolduğunda Tone'da görüşürüz. Görüşürüz demeye kalmadan bir slot baskınıyla irkildik resmen. Gelen çöplerimizi biz bir satalım abi. İlk tur 1M kadar bir para veriyor. Gayet güzel. Black Mummy'nin çöpleri Flame Rock'tan aşağı yukarı aynı. Yani genelde silah odaklı atıyor. Bu da coin değerini oldukça yukarı çıkartıyor. 2700 civarında para varken bütün çöpleri sattığımızda bakalım ne kadar paraya çıkıyoruz. Toplamda 5900 paraya çıkarttı. Yani harcadığımız kadar aslında potlarımızı bize geri verdi. 12 tane defans, 5 tane atak skrull'dan destekleyip yanında Epic Upgrade Skrull'u da eşantiyon olarak verdi. Teşekkürler Black Mummy. Biraz elimdeki penetratöre vuruyorum bu işi. Eş zamanlı bitecek diye düşünmüştüm HP potu ile MP potu ama öyle olmadı. HP potu 380'lere kadar düştü. Mana potu hala 561. Böyle ufak tefek incik boncuk yaratıklar kestiğimiz için penetratörün bu mana reki bayağı fayda sağlıyormuş ya. Üzerimizdeki parayı 15M'e yaklaştırdık. Onun haricinde şurada bir kristal kazanmıştık. Şimdi yine kristale gireceğiz. Hem farmda hem kristalde ve bütün etkinliklerde zaten bunu kullanacağımızı söyledik. Bu HP potu bitene kadar benim öngörüm 20-22M gibi bir para kazanmış olacağız. Atacak olan çöp değerlerine göre de tabii değişecek. Yani bu şekilde atarsa bu para 25'leri bile bulabilir. Son zamanlarda hiç bu kadar kolay kristal kazanacağım aklıma gelmezdi. Çok net bir şekilde kazanacağımızı dile getiriyorum bakın. Hiç karşılık veremiyorlar. Bu kadar pasif kalacaklarını hiç düşünmedim. Ama müthiş derecede pasif kaldılar. Şu ortaya vurma bile vurmuyoruz bakın. Çok rahat bir şekilde kazanmış olduğumuz kristal etkinliğiydi. 1K'dan fazla battle point'i kazanıp ikinci kutumu da bu potlarla beraber kazanmış bulunmaktayım. Sırada Inferno var. Inferno'ya kadar tabii ki farma devam. Flame Rock falan ne varsa keseceğiz. Bitsin şu potlar da
Totalde ne kazanacağımızı merak ediyorum. Hani kanımın son damlasına kadar mücadele ettim diye bir kavram var ya. Tam da o süreçteyim ya. Bir dakika bile kendime boşluk vermiyorum. Inferno çekiyor bak şu anda. Gene de frame rate kesmeyi asla bırakmıyoruz. Şurada çabuk çabuk iki tane hemen Golden Snake aldım bile. Ana gelir kaynağımız kesinlikle Inferno. Bugün de kazandık. 1 green 2 onyx'len kendimizi Inferno'dan uğurluyoruz. Aktyon House'umuzda bekleyen gold chest'lerimizi alalım. Onyx'leri alalım. Şunları da bankaya koyup kafamızı rahatlatalım mı? Ve neler kasmışız onları da bir görelim. Necromunder, Diviner ve Black Mummy arasında geçiyor bu farm tamamen dostlar. Çıkarttığımız şeyler şunlar. Burada en çok göze çarpan 22 tane Epic Apple Sucre'un olması. Onun haricinde 16 M ve 16 defans. 5 de atak sucre'umuz var. 280 tane HP potumuz var. HP potu çok çok fazla gidiyor. Çünkü bir slot baskını yapıyorsun. Bir slot baskını geliyor yani. Aman ölmeyeyim, şuraya kaçayım, buraya kaçayım diyene kadar zaten yerle yeksan oluyor aya havada karada bir 50-60 tane HP potu. Totalde şu anda çoktan verdiğimiz parayı çıkartmış olduk. Yani HP potları bittiğinde muhtemelen mana potları 250 civarında bir şey kalacak gibi geliyor. Bunların oyun para değerlerini saymıştık. 10M, 7M yani 17M. Bir maliyetleri vardı. Şu anda zaten 17M'i çıkarttık, sayabiliriz kendimizi. Daha farmımız tabii ki bitmedi. Diviner'a hızla devam ediyoruz. Yani 1000x pot aldığınızda kesinlikle parasını farm atarak çok çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Hele ki etkinlikleri için içine kattığınızda oldukça fazla gelir elde ediyor. Bunu çok uzun zamandır videonun başında da söyledim. Yapmayı düşünüyordum. Hiç fırsat bulamamıştım. Zaman varken yapayım dedim. Güzel de kazandırıyor ya. Fena değil. Bu potları daha da az bir gider haline getirebilirsek çok çok daha iyi olacak. Onun adı da 3 harfli dedik ya. Bize acilen bir anklet lazım. Anklet de geldiğinde yani biner tane HP potu ve mana potu aldığımızda misti misti kazandırır bize. Yani bu potlar modlar bitmeden üstümüze 40-50 hem nakit parayı çok rahat bize kazandırır. Yani bazen şöyle durumları görünce kendime çok gülüyorum ya. Ne kadar farm atmaya kalkmış olsam da üstüm başım doldu bak. Ama şimdi gözümün önünde, ağzımın dibinde Holy Tree çıkıyor. Şimdi ben bunu yani kesmezsem olmaz ki. Az önce de Firefly çıktı şurada. Abi bana geliyor yani topla bizi Skadi der gibi yani. Ben toplarım o zaman hiç affetmem. Şimdi bu Firefly dedim tanesi 500k lan 4'ü 2m para yapıyor. Bu da aynı şekilde 2-2 4m para kazandım yani. Şimdi sıra geldi satmaya. 17m oldu. Abi seviyorum çöp farmı yapmayı. Cidden bak çok keyifli. Bazen çok sıkıcı bir hal alıyor ama genel olarak keyifli. Böyle arada Epic Apple'ye sukurlatıyor şunun gibi. Topladıklarımızı, çıkarttıklarımızı bankaya tekrardan koyalım. Şimdi Clan Dungeon'ın saati geliyor. Bunları dahil etmeyelim. Bunlar ayrı bir şey. Şu çıkanlar, edenler, değerliler, kıymetliler. Tam da tahmin ettiğim gibi para maksimum 24-25M'yi görür gibime geliyor. Ama şöyle kabaca baktığımızda 5-5-10M. Şurası 1M 11. Bunları 23 yani tanesini 1M'den saysak 23 burada var. Şurası 33, şurası 34. Yani 3'erden 6 desen 40. Abi çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde üstümdeki paralarla beraber 60 biraz daha şansın yaver giderse 70-80 mi çok rahatlıkla kazanabilirsin. Yeter ki istikrarlı ol, bıkmadan usanmadan devam et. Ben bu HP potunu artık bu yolda bitirmem ya, bunu bitsin diye yola çıktım ama sıkıldımdan değil de gidişat belli. Tahmin edebiliyor ufak tefek insan. Yani 60-70 mi çok rahat kazanabilir. Ama en önemli şey istikrar. Bugün Clan Dungeon'ından sonra biraz PK atmak istiyorum. Cidden çok sıkıldım farm atmaktan, yaratık kesmekten. Borcumuz morcumuz yok. Biz niye böyle habara hubara sürekli farm atıyoruz zaten. Gelir mi bu akşamda bir item be? Geldi mi? Gelmedi. Dostlar hadi şu kemikleri biraz oynatalım. Bak ilk atışımızda bam! Bir tane vurduk adama zaten direkt. Şurada hadi biraz PK atalım. Yani özledim artık PK atmayı. Volt bir şey yersen
Bir şey yersen ölecektin de çok güzel bir atak yaptın ya orada. Akıllıcaydı. Bakın. PK'ya çıkar çıkmaz bir tane adam öldürdüğüm için öyle 90S klanının bir kıyağı var. İlk adam öldürene para veriyorlarmış. Hemen ticaretimizi attılar. Ne kadar geliyormuş bir adamın bedeli bak 202M. Pardon 102M. 102M para verdiler bana. Bir tane adam öldürdüm diyelim. İşin şakası dostlar. Klan dungeon'dan payımıza düşen bir paraymış. 102M bugün iyi para abi. İyi para. Borcumuz da yok. Ne güzel hissettiriyor var ya. Neden olmasın ki dedik. Ortada bir soru işaretini gördük. Bütün gücümüzle asıldık. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Bir gün. Elbet bir gün bir item alacaksın Skadi. İstikrarından hiç ödün verme yani. Bir gün alacağıma inanıyorum. PK atarken nekromandırları boş bulmuşumdur. Her ne kadar yani artık daha farm atmayacağım desem de. Ya boş bulduğum şimdi nekromandır slotuna da nasıl görmezden gelebilirim ki? Bak bir tane Epic AP Scroll gene attı. Şu iteme aşırı derecede sempatim oluşmaya başladı. İstiyorum şöyle bankamda yüzlerce olsun. PK biraz sakin geçiyor bu saatlerde. Aslında çok kalabalık olurdu. Bugün bana denk geldi herhalde. PK atacağım dedim ya bir Allah'ın kulu gelmedi. Tabii ben sıcaklara da yoruyorum bunu. Şu anda ben bile oturduğum yerde foşur foşur terliyorum yani. Ki Karadeniz bölgesindeyim. Daha sıcak iklimlerde yaşayanlar bilgisayar başına oturmakta sorun yaşıyordur. Neyse bunu da biz fırsata değerlendirelim ya. Fırsata çevirdik. Bakalım geliyor mu? Şu adam da bize vurur. Hiç affetmez yani. Vuruyor mu lan? Vurmadı. Evet vurdu. Gör lan. Hayır. Dur lan. Ona nasıl vuruyor? Bak 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 bak. Aha öldüm lan. Göz göre göre öldüm ha. Aha burada bir VS'de mi buluyoruz kendimizi? O preste geliyordum ama baba mantar atıyor bak lan. Aha. Oğlum ne oluyor lan gene 2-3 kişi oldunuz siz ya. Gene öldüm bak. Abi ne nekrosu ya bak Blood Spiller. Farmdayız değil mi? Bolda bugün çok geziyoruz. Ben bir şey çıkacağına inanmışım. Bak 102M geldi klan kasasından. Daha fazlasını kazanabilir miyiz? Hadi be. Hadi. Bizde ama Superior Mana Potion ve Heroic Token ne ya? Beni mi buluyorsun ulan? Beni mi buluyorsun? Gel bakalım Ramiz dayı. Ramiz dayı bir Proteans'ın bir Lunaskar'sın. Öldün lan magilerin üstüne gidilir mi lan? Bana ölseydin daha iyiydi. Burada haşince öldürdüler seni. Ben sakin sakin vurup öldürecektim seni. Evet burada ben kasıyordum. Ben yine kasabilir miyim? Tabii ki kastırmazsınız. Ama ben de iki kişiyim bak. Kaçırdınız o noktayı. Aa burada da var. Bir tane vursaydım. Pumpkin mi? Dur Titans. Yedim seni Cormoran. Ne? Commodore. Commodore ejder mi oluyor? Herhalde ejder oluyor. Artık değil ama. Bu sefer bak iyi dayandım ha. İki kişi geldiler. Bir tanesi beni mantar sayesinde öldürdüm. Ama öbür Tarık bizi biçti budadı. Yerle yeksan etti lan. Şimdi bu videomuzun final sahnesine de plaketten 120M para alarak yapmaya ne dersiniz dostlar? Topladığımız bütün itemleri de plakete verdik. Bir tane Golden Snake'imiz kalmış. Onu da verelim. Şurada gene Vatar yapacağını yapıyor. Bu adam ne zaman Dorian'a gelsen beni denk getiriyor. Plaketin yanında bana hep bu hareketi yapıyor. Güldürüyor beni. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik kaçar. Acayip sıcak. Bu sıcakta da çok fazla oturulmuyor. Siz de oturmayın.